Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Etkinlik takvimi görevlerini yeni etkinliklere yapmaya devam ediyoruz. Yeni bir etkinliğimiz başladı. Aslında benim için bu takvim bölümündeki en ilginç etkinliklerden biriydi. Çünkü isminden bir şey çıkarmak mümkün değildi. Büyük av etkinliği. Ben de sizlerle birlikte göreceğim. Ayın ikisine kadar devam edecek. Bayağı bir süremiz var. Yani Ramazan başlangıcına kadar bu etkinliği devam ettireceğiz. Aşağı yukarı kaç gün oluyor? 9 gün falan sürecek. Aynen 9 gün 4 saat falan sürecek. Güzel ödüllerimiz de var. Tüccar Horace'in görevlerini tamamla ve anahtar kazan diyor. Yeni gün, yeni fırsat diyor. Her gün yani fırsatlarımız devam edecek. Oğlum çok iyi ya. Güzel şeyler var. Her açılışta şunlardan birinin gelme ihtimali var. İşte bu anahtarı ben daha önceden hatırlıyorum. Bir sezonda daha olmuştu. Her kontratten değerli ödüller kazan. Ödüller erişim etkinleştirilene kadar depoda saklanır diyor. Premium olayı da var. Premium da alabiliyorsunuz abi. Buna özel premium yapmışlar. Oğlum ne çakalsınız ha. Depoda saklanan ve kontratlar karşılığında alınan değerli ödüllere erişim sağla diyor. Bakarız bunu da deneriz abi. Her açılışta aynı zamanda şundan 5 tane yıldız veriyormuş şu anahtarlı olandan. Tamam, ben anahtarları bir alayım. Görevler kısmına bir gelelim. Güzel abi görevlerimiz. Çamlıkçılılarda asit zombileri öldür. Çamlık bölgelerdeki vahşi zombileri öldür. Çam ormanındaki takipçi holiganı öldür diyor. Alacağımız anahtarla bunlar daha fazla dediğimizde Tüccar Horace'in görevlerini tamamla ve anahtar kazan. Yeni bir gün yeni bir fırsat. Deşçinin anahtarı ile sandıkları aç ve koleksiyoncu anahtarı kazan. Koleksiyoncu anahtarı ile de sandıkları aç ve mükemmel Brovesi kazan diyor. Görevlerimizi yapmaya başlayacağız. Buradan yeni de kısmımız da var. Öncelikle şu görevleri bir yapalım abi. Ödüller kısmı neydi? Dur, ben onu gördüm orada, bir de ödüller kısmı vardı. Oğlum etkinlik içinde etkinlik. Ha, ödüller bunlar, tamam. Ekstra bir ayrıya tam böyle çok ilginç bir şey var mı ona bakacağım. Şunda hiçbir şey yok abi. Bu anahtarda hiçbir şey yok. Yani var da çok öyle oha diyebileceğimiz bir şey yok. Şuna bir bakalım. Bunda yıldız var zaten. Önemli olan kısmı. Ha, bayağı işte silahlar minahlar bunda ya. Çok premiumluk bir durumumuz yok ama yıldız kasmak için belki. Takvimde de çok bir değişiklik yok sanırım. Ona da bir bakayım. Yani yeni bir scooter gelecek. Hatta onu da yakın zamanda eklerim. Benim alamadığım şu var. Çok da aslında premiumluk falan değil. Yani bir de buradan sezon iteleyelim gibi yapmışlar. O çok etik olmamış ya. Sağlık olsun ama yapacak bir şey yok. Şunları alalım. Hemen gidelim abi. Karnımı doyurabileceğim şey var mı? Tamam, şunlarla da karnımı doyurayım. Motoruma bineyim abi. Şu etkinliğe bir başlayalım. Yakıt durumumuz nasıl? Biraz az kalmış ama en azından yanımda götürebilirim. Bu arada arkadaşlar, Çamlıkçılılardan başlayacağım. Her çarşamba cumartesi de Twitch yayınlarımız var. Saat 9'da gelebilirsiniz. Sohbet muhabbet takılıyoruz oradan da. Hepinizi bekliyorum abi. Ücretsiz olarak izleyebilirsiniz. Aşağıda link var. Instagram'dan sezon geri sayımını yapıyoruz genelde. İşte Bunker Alpha kodlarını falan paylaşıyoruz. Discord'dan da sizlerle birlikte sohbet muhabbet ediyoruz. Hepinizi bekliyorum arkadaşlar bu platformlardan da. Videolara da yorum ve like atarsanız bizlere ekstra destek olmuş olursunuz. Şimdi abi bu hava olayları da güzel yani. Asit zombilerini bulacağız biz. Ekstra böyle hava olayları da olacak. Peki şu asit vuruyor mu? Onu merak ediyordum. Aynen vuruyormuş abi. Tamam, güzel. Yani bir değişiklik olsun ya. Bıktık ya. Olayı tam olarak bu olsa gerek. Bir değişiklik olmuş. Ha, zombilerimizin üzerinde aynı bizim kraterdeki turnuva kısmındaki gibi böyle işaret oluyor. Oğlum Winchester da iyiymiş ha. Bayağı da menzilli. Hoşuma gitti. Abi Winchester'da hayvan gibi modladım ya. Şunu görüyor musun bak? Son haline. Birkaç eksiğim var ama yapmak istediğim hala bir şeyler var. Son hali bu değil abi. Kabza da değişecek. Burada iki tane var. Bakalım ne kadar menzilden vuruyorsun. İyi bir şey ya Winchester için. 29. Arada da 22. Yani o sonda mı öyle vuruyorsun? Bir bakalım şu menzilden vurabiliyor mu? Oğlum tek attı lan. Tamam, 29 vuruyor. Stabil. Güzel abi. Winchester'ım da bayağı artmıştı. Mod olayı iyi oldu abi. Yani hepsini modlayın, ondan sonra Winchester'a geçin tabii. Winchester'a ilk etapta harcamak çok mantıklı bir şey değil. Hem çok çıkmıyor. Hem de öyle ahım şahım bir seriliği falan da yok. Yani Glock bence en mantıklısı. Raid'lerden en fazla Glock çıkıyor. Mod olayında Glock en önemlisi. Sonra artık silah çıkış olayına göre AK olur. M16 olur. SCAR olur. Yakın mesafe silahları kesinlikle önemli. Özellikle palayı falan mümkün mertebe hızlıca modlamak lazım. Şeye de bir bakacağım.
Bu videoda bakarız hatta. Kriter'e de bir bakalım. Arkadaşlar videoları ne kadar yorum ve like atarsınız o kadar bizleri desteklemiş olursunuz. Yorum ve like atmak ücretsiz. Aynı zamanda kanalda abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Twitch'te partnerliği aldık. Güzel. Twitch'teki hedefimize ulaştık. YouTube'da da bir plaket istiyorum. Yani bir hevesim var. Hani tabii ki gelir kaynağı olsun onlar ayrı konular ama bir plaket güzel olur be abi. Aa bunlar şey lan. Vandal'ın değil mi? Aa tükürüyorsun o. Kıyafeti yakacak. Vandal'ın şey hali abi. Biraz daha değişik hali. Yani aynı Vandal tip Vandal ama asiti o kadar etkili değil sanırım. Şunu arkadan gidip şöyle bir katana ile bir yoklayayım. Tükürür mü diye şöyle vurup etrafına dönüyorum. Tükürme tehlikeli çünkü bunlar. Tamam bir tane daha var. Harita abi. Haritaya bakmak önemli ya bu oyunlarda. Harita kısmı önemli. Yayın dışında da video istediğiniz için bunu aslında yayında da yapabilirdik ama yayına bırakmadık. Zaten çarşamba yayınımızı salıya almıştık bugüne özel. Sadece bu haftaya özel bugüne diyorum. Şöyle arkadan gidelim. Başkan. Şöyle zaten serice tükürmesine fırsat vermeden halletmiş oluyoruz. Tamam güzel bu da bitti. Bu arada bu rüzgar işte çöl efekti falan. Böyle şeyler güzel abi güzel. İnşallah kampa da gelir. Yani böyle mevsimsel değişiklikler olsa arada kampta bir kar görsek, yağmur görsek yorumlara yazın güzel olmaz mı abi? Bence çok güzel olur ya. Yani ne bileyim yağmur yağar yerlerdeki su birikintileri olur falan filan. Kuşlar muşlar uçsa arada çok hoş şeyler bunlar. Bir tane de takipçi hooligan. Takipçi hooligan çok kolay olmayacak gibi de. Yanımıza şöyle yapalım. Winchester'ı bırak artık. Bir de şeyden, kraterden biliyorsunuz çok fazla altınım birikti. Şu VP 10 yapacağım derken. O sırada harcadığımız, kazandığımız altınlarla bir çanta motor deseni varsa bir de ondan bir şeyler bakarız. Burası da değişik bir atmosfer olmuş ha. İnşallah. Şöyle sağa sola çok bulaşmadan bulurum seni. Takipçi hooligan. Yani muhtemelen az damage yiyecek. Tamam mı? Tipinden anlamış olduk zaten. Bunker Bravo zombisi. Az damage yiyecek. Fazla vuracak. Zırhı var çünkü. Burada asıklı bu arada. Dikkat etmek lazım. 15 can götürüyor. Abi neredesin ya? Zombi oranı biraz azalmış. Bu görevleri alınca bu modlar gelecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Diye düşünüyorum yani. Direkt aç demeden gelir mi? Gelmez bence. Abi baksana normalde burada çok fazla zombi olurdu. Bir zombide bir azalma var mı? Yok bu tarafta birikmişler ya. Hızlı koşma var gibi düşünüyorum. Tamam burada. Şunu bir halledeyim. Bir bakalım nasıl olacak. 500 canı var arkadaşlar. İyi lan öyle çok daha az damage yemiyormuş yani. 12 vuruyor. Benim üzerimdeki zırh ne tabi o da önemli. Üzerimde askeri set var. Aa vurdukça kendine de can basıyor lan. Oğlum 30 can basıyor kendine. Ama yakın mesafeyle de yapılır mı? Yapılır biraz ekstra kit harcamış olursun. Şimdi şöyle yapalım. Takvimimiz nerede lan ben yanlış yere giriyorum. Takvime bir gir abi. Büyük av etkinliğinde aç diyelim. Görevler diyeceğiz şuradan. Şunları bir toplayalım. Anahtarlarımızı aldık güzel. Yenile diyelim. Tamam bir görevlerimiz daha geldi. Ha burada şunları diyor premiumla alabiliyorsun diyor. Yani premium olursan şuradan ekstra deriyi de alabiliyorsun. Factory parts, fabrika parçalarını alabiliyorsun. Bir tane de koleksiyoncu anahtarı alabiliyorsun. Şundan açınca herhalde şuraya her açılışta bir tane de normal anahtar verecek. O güzel. Oğlum ben bir tane zaten al. Aa o da premiummuş lan. Oğlum bizim bundan bayağı açmamız lazım. Şimdi bir tane açacağım. 10 tane. Güzel ya güzel. Ha bir tane ek ödülden verdi. Tamam. Fena değil yani. 15 anahtarımız var. Bayağı bir iş yapmamız lazım. Premium'da da diyor ki premium'da şunlar birikti diyor. Alırsan diyor. Geldi. Ulan ne çakalsınız ha.
Yani şunu alırsan ne oluyor? Ekstra 250'ye 25 veriyor. Hiç gerek yok yani. 25'te 5 tane şundan açıyorsun. Ne yapacağım buradaki ödülleri? Almayın abi. Arkadaşlar bizleri izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.